Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu 86 yaşında hayatını kaybetti. Mısıroğlu uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir başsağlığı mesajı yayınladı. Üstadımız bir saat önce çoklu organ yetmezliğinden hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi pazartesi günü ikindi namazını mütakip Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacaktır. Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasetçilerden başsağlığı mesajları geldi. Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. 86 yaşındaki tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu uzun süredir hastalıklarla boğuşuyordu. Hastanede tedavi altına alınan Mısıroğlu son günlerini yoğun bakım servisinde geçirdi. Vefatı ile ilgili haberi Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır yaptı. Takdir edersiniz ki üstadın sevenleri çok olduğu için izdiham olmasın diye bazı mahfuz tutuyoruz. Ama ikindi namazını mütakip Çamlıca Camii'nde sevenlerini bekliyoruz. Nasuhi Mehmet Efendi Camii'nin haziresinde tefne olacak. Yakın tarih ve Osmanlı tarihi üstüne araştırma kitapları olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatının duyulmasının ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'la Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da birer başsağlığı mesajı yayınladı. Kadir Mısıroğlu'nun tarih incelemeleri dışında roman ve şiir kitapları da vardı. Bir para. Adam Yunan Harbi